Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1912-1914 yıllar arası meydana gelen gelişmeler ve olayları elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah videomuzda ele alacağımız konu 1914 yılı Osmanlı'da İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, öncelikle hepinize tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz dostlarım, kardeşlerim. 1914 Türk Bilgi Derneği'nin kurulması, Medrese-tül Hattani'nin kurulması, Darül Halife Hilafetül Aliye medreselerinin kurulması. Bu üçü de eğitim alanında Osmanlı Devleti'nde meydana gelen çok önemli kurumlardır. Yani önemli kurumlardır değerli dostlarım. 14 Mayıs 1914 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı. 28 Haziran 1914 Avusturya Macaristan Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürüldü. 28 Temmuz 1914 Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilan etmesi. Çünkü Sırbistan, yani Sırp bir milliyet tarafından öldürülen Avusturya Veliahtına karşı Avusturya Arşidükü Sırbistan'a savaş ilan ediyor değerli dostlarım. 1 Ağustos 1914 Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı. 2 Ağustos 1914 Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması. 4 Ağustos 1914 Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı ve Birinci Dünya Savaşı'nın 4 Ağustos 1914 tarihinde resmen başlaması. 10 Ağustos 1914 Alman savaş gemilerinin Yavuz ve Midilli boğazlardan geçmelerine izin verilmesi. 9 Eylül 1914 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması. Bu sayede Osmanlı Devleti hazır bir savaş ortamı varken bu karışıklıktan faydalanarak Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan en önemli etkenlerden birisi olan borçlanmaya da vesile olan ve ekonomik bağımsızlığımızı zora sokan kapitülasyonları resmen 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren kaldırdığını ilan ediyor değerli dostlarım. 29 Eylül 1914 Islah-ı Medaris Nizamnamesinin yayınlanması. 29 Ekim 1914 Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması. Kasım Aralık 1914 Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin başarısız ve 90 bin şehit verdiğimiz Sarıkamış karşısındadır bu arada. Sarıkamış harekatına girişmeleri. Yanlış bir tarihte, yanlış bir hareket. Ama Enver Paşa da Türk tarihinin önemli komutanlarından rahmetli. Ki Sarıkamış şu anda bile değerli dostlarım. Bakın ben videomu 1-2 hafta önden çekiyorum. Bugün ayın 18'e. Hemen size Sarıkamış'ın hava durumunu söyleyeyim mi? Yani şu dakika kaç mesela? Hemen söylüyorum. Evet. Dostlar şu anda Sarıkamış'ın şu anda bakın tarih 18 Mart. Şu anda bile Sarıkamış'ın hissedilen hava sıcaklığı kaç derece biliyor musunuz? Eksi 12 derece değerli dostlar. Eksi 12 derece acayip yani bunun nasıl tarif edeyim? Buz gibi bir ortam üzülün. Donarsınız yani. Tabii yalnız bir tarihte yapılan yalnız bir harekat. 3 Kasım 1914 kendi limanlarına saldıran Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'nın savunma pozisyonu alarak almak amacıyla Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesi.
5 Kasım 1914 İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı. 11 Kasım 1914 Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devleti'ne savaşı ilanı. 14 Kasım 1914 Almanya'nın teşvikiyle Osmanlı Sultanı'nın halifelik gücünden faydalanmak isteyen Almanya'nın teşvikiyle Osmanlı Devleti'ne Sultanul Azam 5. Murat düzeltiyorum 5. Mehmet zamanında halifelik gücünü kullanmak amacıyla dünyanın her tarafındaki Müslümanları kapsayan Cihad-ı Ekber Büyük Cihad çağrısı yapması. 18 Aralık 1914 Mısır'ın İngiltere himayesinde bir krallık haline getirilmesi. Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi, Mısır üzerindeki haklarına son verilmesi. Değerli dostlarım, bu videomuz 1914 yılını ele aldı. Şimdi ben sizlere 1914 yılında hatta Birinci Dünya Savaşı'nın genel bir videosunu izleteyim değerli dostlar. Bir saniye. Dünya Savaşı. 28 Temmuz 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'de sona eren 70 milyondan fazla askerin katılımıyla meydana gelmiş 20. yüzyılın küresel çaptaki ilk büyük savaşı. Avusturya Macaristan ve Franz Ferdinand ve eşinin Saraybosna'da suikastla öldürülmesiyle başlayan çatışmalar tam 4 yıl boyunca birçok cephede devam etmiş ve 20 milyon insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle en ölümcül savaşlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Peki bu savaşın gerçek nedenleri neydi? Hadi gelin 1. Dünya Savaşı serimizin ilk bölümüne başlayalım ve ayrıntılı bir biçimde olayları anlayalım. Videoya geçmeden önce size bu videomuz sponsor olan Wargaming'in World of Warship oyunundan bahsetmek istiyorum. World of Warship tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz online bir strateji oyunu. İçerisinde pek çok farklı gemi modeli mevcut olup özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın en ünlü gemilerini kullanma fırsatına sahipsiniz. Ayrıca açıklama kısmına bırakacağım linkten şu anda ekranda görmüş olduğunuz Gun kuruyla oynamıyor olursanız iki farklı özellikli gemi olan San Luis ve Endan modelini kazanacaksınız. Buna ek olarak 7 günlük premium ve oyun içinde kullanabileceğiniz 200 dublon da hesabınızı ücretsiz bir şekilde kullanmakta. Şunu unutmadan hatırlatayım, bu ayrıcalıklara 10 davet koduyla Wargaming'e ilk defa üye olacak kişiler yararlanabilir. Hemen açıklama kısmına bıraktığım linkten World of Warship'i ücretsiz bir şekilde indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. 19. Yüzyıl. Bu yüzyılın özelliği dünya tarihinin en büyük iki savaşının yaşanmasına zemin hazırlayan bir yüzyıl olması. Özellikle 1789'da başlayan Fransız ihtilalinin Avrupa'ya getirdiği değişim rüzgarı ve milliyetçi politika tüm devletleri etkisi altına aldı. Daha sonra 19. yüzyılda İngiltere sömürgecilik planlarını uygulayabilmek için adasına çekilmiş, Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemine girmiş, Rusya ise hızlı bir süreçte geçerek 1866'da Avusturya-Prusya Savaşı'nı kazanarak Alman Birliği'ni kurmayı başarmıştı. Özellikle Alman Birliği'nin kurulması sırasında oluşan Alman-Fransız Anlaşmazlığı 1. Dünya Savaşı'nda yol açan gelişmelerin temelini oluşturmaktadır. 1871'de Alman medeni politikasıyla Otto von Bismarck önderliğinde Alman İmparatorluğu'nun kurulması Fransa'ya indirilen ağır bir darbenin sonucunda gerçekleşmiş ve Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu işgal edilen Paris'te ilan edilmişti. İlerleyen dönemde Almanlar ekonomik olarak geride kaldıkları İngiltere ve Fransa'yı yakalama çabasına geçti. Bismarck önderliğindeki Almanlar sanayi ve teknoloji alanında açığı hızla kapatarak İngilizleri yakalamayı başardı. Almanların bir anda bu kadar güçlenmesi doğuda Rusya'yı, batıda Fransa'yı, kuzeyde ise İngiltere'yi oldukça incelendirdi. Özellikle Fransa 1871 yılından sonra kaybettiği bir ülkeyi almak istiyor ama bunu tek başına başaramayacağını biliyordu. Bunun için kendisine ittifak edeceği bir ülke aramaktaydı. Bu ülke İngiltere olacaktı. Bunu fark eden Bismarck, Almanya'nın tüm cephelerde güvenliğini korumak için Avusturya Macaristan ve Rusya'yı da içine alan üçlü ittifak oluşturdu. Böylece İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu birliğin karşısında artık Almanya yalnız başına değil, üçlü bir ittifak grubu vardı. 1878'de Rus-Osmanlı Savaşı'nın patlak vermesi ve Balkanlardaki Rus etkisi Rusya'nın üçlü ittifaktan atılmasına neden olduysa da 1882'de Rusya'dan boşalan koltuğa İtalya eklendi. Avrupa'da askeri alanda güç dengeleri sürekli değişirken Bismarck denge politikası izlemekte ve herhangi bir savaşın yaşanmasına imkan tanımamaktaydı. Ancak 1890'da amcasının ölümü üzerine Almanya İmparatoru olarak tahta geçen 2. Wilhelm, şansölyenin bu politikasını korkakça buluyor ve bir dünya gücü haline gelmek için harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyordu. Bismarck'ın iş başından uzaklaştıran 2. Wilhelm, bu hedefine ulaşmak için öncelikle güçlü bir donanma oluşturmak üzere hazırlıklara geçti. Hamburg'da kurulan tersanelerde büyük gemiler inşa ettirerek denizlerdeki İngiliz egemenliğini tehdit etmeye başladı. Savaşın bir diğer nedeni ise ekonomik çıkarlardı. Alman İmparatorluğu'nun elinde önemli sömürgeleri olmamasına rağmen dönemin süper gücü Britanya İmparatorluğu'na karşı koyabilecek, hatta onu geçebilecek bir sanayi, insan gücü ve teknolojisi vardı. Ancak bunu yeterli görmeyen ve topraklarını genişletmek isteyen Almanlar gözünü Afrika'daki İngiliz sömürgelerine dikti. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte yeni bir döneme girilirken İngilizler sömürge alanlarını korumaya çalışacak, Almanlar ise bu alanları ele geçirmek için uğraşacaktı. Öte yandan 19. yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlayan ve neredeyse 20. yüzyıla damgasını vuran petrol, savaşın temel ekonomik nedenlerinden biriydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaki Orta Doğu bölgesi petrol yönünden oldukça zengin olduğundan İngilizlerin iştahını kapatmaktaydı. İngilizlere göre sanayide, askeri alanda ve teknolojide oldukça değerli duruma gelecek olan petrol bölgeleri yalnızca İngilizlerin olmalıydı. 20. yüzyılın başlarında Almanlar Osmanlı Devleti ile ilişkilerini geliştirerek doğuya doğru atılım politikası uygulamaya başladı. Almanların Osmanlı Devleti ile yakınlaşması İngiliz sömürgelerinin ciddi şekilde tehdit altına alınması anlamına geliyordu. Bu durumu gören İngiltere, Almanya'nın artık durdurulması gerektiğini düşünmekteydi. Bunun için Rusya ve Fransa arasındaki krizleri ortadan kaldırarak yeni bir ittifak oluşturdu. Bu gelişmeler sonucunda Avrupa'da bir bloklaşmanın da temelleri atılmış oldu. Bir tarafta birbirine sıkı sıkıya bağlanmış olan Almanya ve Avusturya Macaristan'ın oluşturduğu Pan-German bloğu artı İtalya, diğer tarafta ise Avusturya ve Osmanlı'ya rakip olan Rusya, Almanya'dan intikam almak için fırsat kollayan Fransa ve sömürgelerini tehdit altına gören İngiltere'nin oluşturdukları üçlü itilaf. Bu iki bloğun arasında giderek artan silahlanma yarışı bunalımı iyice tırmandırdı ve 1914 yılında Balkanlarda patlak veren bir kılıcımla Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açtı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliahtı'nın Sırbistan'da suikasta uğraması, Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a saldırmasına neden oldu. Daha sonra Sırbistan'da anlaşmış olan Rusya'nın Avusturya Macaristan'a, Avusturya'ya garanti vermiş olan Almanya'nın Rusya'ya ve bunun üzerine Fransa'nın da Almanya Savaşı açmasıyla 28 Temmuz 1914'te Birinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu.
Savaşın ilk hamlesi Avusturya Macaristan'dan geldi. Ordusu Ağustos ayında Sırbistan sınırını geçerek hızla ilerlemeye başlasa da günler geçtikçe Rus destekli Sırp direnişi işleri zorlaştırmaya başladı. İki hafta kadar ilerlemeyi başaran Avusturya Macaristan ordusu daha sonra Sırp karşı taarruzu karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Batı cephesi Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinin karşı karşıya geldiği ve 1. Dünya Savaşı'nın kararlaştırıldığı cepheydi. Almanların tahminine göre hazır durumdaki Alman ordularına karşılık Fransızlar seferberliklerini ancak 2 hafta tamamlayabilirdi. Bu sürede Alman ordusu tarafsız olan Belçika üzerinden hızla geçerek Fransız savunmasının arkasına sarkacaktı. Daha sonra güneye dönerek Fransız savunmasını tümüyle imha edecek ve Fransa kısa sürede düşecekti. 2 Ağustos'ta Lüksemburg karşı koymadan Almanlara teslim oldu. 4 Ağustos 1914'te Alman ordusu Belçika sınırını geçerek bu ülkeye saldırıya geçti. O tarihe kadar savaşa katılmamış olan İngiltere, Londra Anlaşması ile Belçika'nın toprak bütünlüğünün korucusu konumundaydı. Bu anlaşmadan doğan halk İngiltere'nin savaşa katılmasına neden oldu. 5 Ağustos'ta Liège çıkan Alman ordusu Liège'de beklenenden iyi bir savunmayla karşılaştı. Bir günde alınması tahmin edilen Liège, kanlı çalışmaların ardından ancak 16 Ağustos sabahı ele geçirebildi. Liège'in düşmesinden 4 gün sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20 Ağustos'ta Almanların kontrolüne geçti. Alman ordusu Belçika'yı beklenenden daha uzun sürede işgal etmesi savaşın beklenenden zor geçeceğini göstermekteydi. Nitekim Almanlar Belçika'nın işgali uğraşırken Fransızlar Alman sınırına 200 bin kişilik ordu yerleştirdi. Bu ordunun amacı Alsace-Lorraine'in yeniden ele geçirilmesini sağlamaktı. 7 Ağustos'ta Alsace'e saldıran Fransızlar kısa bir direnişin ardından geri çekildi. Bu bir tanıma saldırısıydı. Ana saldırı 14 Ağustos'ta orduların Lorraine'deki Cherbourg'u ele geçirmek için saldırmasıyla başladı. Almanlar bu saldırı karşısında yavaş yavaş geri çekilirken aynı zamanda Fransızlara ağır kayıplar verdirmeyi başardılar. Yaklaşık 3 gün süren saldırılarda Fransız ordusu ilerleme kaydedemedi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Ertesi gün Belçika, Lüksemburg ve Ardenler üzerinden taarruza geçen Alman ordusu Ağustos sonunda Kuzey Fransa'ya ilerlemeye başladı. Kısa sürede Fransız ve İngiliz ordusuyla karşılaşan Almanlar yapılan Cherbourg ve Mons savaşlarında başarılı oldu ve bölgeleri ele geçirdi. Almanların durmadan ilerlemeleri karşısında İngiliz ve Fransız ordusu uzun bir geri çekilme başlattı. Bu geri çekilmelerin sonucunda Almanlar Phuket'i ele geçirerek Fransa'nın başkenti Paris'e 70 km kadar yaklaştılar. Nihayet 12 Eylül 1914'te 1. Mart Savaşı'nda İngiliz ve Fransızlar galip gelerek Alman ilerlemesini durdurmayı başardı. Alman ordusu bu yenilgiyle Emden'in kuzeyine çekilerek savunma pozisyonu aldı. Oluşturulan bu sınır hattı 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar neredeyse hiç değişmeyecekti. Doğu cephesine gelirsek Ruslar savaşın başladığı dönemde iç karışıklıklarla boğuşmaktaydı. Halkın Çar 2. Nikola'ya karşı hali hazırda tepkisi varken bir de üzerine 1. Dünya Savaşı'nın eklenmesi ülkede homurdanmaları daha da arttırdı. Ancak onlar savaşa girmese dahi batıda sınırlarını genişletmeyi kafasına koymuş Almanlar Rusları rahat bırakmayacaklar. Rusya savaş öncesinde yaklaşık 1,5 milyon asker mevcudu ile Avrupa'nın en büyük gücü durumundaydı. Ayrıca seferberlik ile yaklaşık 5 milyon yakın asker bir ay içinde hazır duruma gelebilirdi. Ancak bir sorun vardı. Ekonomik olarak zorlu olan Rus İmparatorluğu'nun 5 milyon askere verebilecek yalnızca 4,5 milyon silahı vardı. Bu güç cephede savaşmak zorunda kalacak olan Rusların başını ağrıtabilirdi. Doğudaki savaş 17 Ağustos 1914'te Rusların Doğu Prusya'yı ve Avusturya Macaristan'ın Galiçya eyaletini işgal etmesiyle başladı. Ancak savaşın hemen başında yaşanan Tenenberg Savaşı'nın ardından bu ilerleme yeni bir yere 22 Ağustos günü General Samsonov'un 2. ordusu Almanları Doğu Prusya'dan başarılı bir şekilde geriye itti. 2 gün sonra Ruslar Orlov-Rintenau hattına saldırdı ama bu kez iyi denizlenmiş olan Almanlar Rusları durdurmayı başardı. Buradan sonra Rus General Alexander Samsonov Alman kanatlarının zayıfını fark etti ve ordusunun büyük kısmını kuzeybatıya kaydırdı. General Samsonov Alman savunma düzeninin bozulduğunu ve yakında Almanları tam bir bozuna uğratacağını sandı ve şifreli haberleşmeyi bırakıp şifresiz haberleşmeye geçti. Kendilerinden emin bir şekilde hızla Almanya'nın içine doğru ilerlemeye devam eden Rus askerleri ana karargâhtan o kadar uzaklaşmıştı ki artık haberleşme bile sağlanamamaktaydı. 27 Ağustos'ta Almanların karşı taarruzuyla Rus ordusunun ilerlemesi bir anda kesildi. 28 Ağustos günü ise Ruslar için esas tehlikenin başladığı gün oldu. Rus ordusunun sağ ve sol kanadı artan Alman taarruzları nedeniyle geri çekilmeye başladı. Merkezdeki ordunun komutanı General Samsonov'un kanatları bir anda boşalmasıyla askerlerine geri çekilmeyi verdiyse de artık çok geçti. Etrafı sarılmış olan merkez ordusuna Rus 1. ordusu yardımı gitmek istese de Alman ordusu buna izin vermedi. Ertesi gün Tenenberg Savaşı bitmiş, Samsonov'un ordusu imha olmuş ve General Samsonov intihar etmişti. Bu savaşta Almanlar 12 bin kayıp verirken Ruslar 95 bin esir, 30 bin kayıp ve 78 bin ölü askerini Tenenberg bataklığında bıraktı. Doğu cephesindeki başarısızlığına rağmen Ruslar Galiçya'da başarılı oldu. Ruslar 1914'ün sonuna kadar bu bölgenin neredeyse tamamını kontrol etmeyi başardı. Doğu cephesinin aksine Avusturya Macaristan sınırındaki bu başarılar Almanları oldukça endişelendirdi. Galiçya cephesinin çökmesi Almanları Rus saldırıları karşısında zor duruma sokabilirdi. Bu yüzden Almanlar Avusturya üzerindeki baskıyı hafifletmek için kuvvetlerinin bir kısmını Galiçya'ya transfer etmek zorunda kaldı. 1914'ün sonunda savaşın ana odak noktası Rus Polonya'sının orta kısmına kaydı. Ekim'de Vistula-Nekli Muharebesi ve Kasım'da Lops Muharebesi Almanlar için çok az ilerleme sağlasa da en azından Rusları güvenli bir mesafede tutmayı başardı. Osmanlı İmparatorluğu ise İtalya ile birlikte savaşın başında tarafsızlıklarını ilan etmişti. Ancak Ekim 1914'te İstanbul Boğazı'ndan ayrılan iki Osmanlı savaş gemisi Karadeniz'e devriye ve tatbikat amacıyla açıldıktan sonra 29 Ekim gecesi Odessa ve Sivastopol'u bombalamaya başladı. Dönemin bazı kaynaklarına göre bu saldırıyı savaşa katılma isteği olmayan Osmanlı'yı yana çekmek isteyen Almanların yaptığı yazmakta. Kimin yaptığı bilinmese de gemilerde Osmanlı sancağı olduğundan saldırı sonrasında Rusya, İngiltere ve Fransa peş peşe Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etti. Böylece 30 Ekim 1914'te Osmanlı İmparatorluğu da 1. Dünya Savaşı'na resmen katılmış oldu. 1. Dünya Savaşı'nın ilk senesi olan 1914 yılındaki önemli çarpışmalar bu şekildeydi. 1915 yılı ise özellikle Osmanlı İmparatorluğu için çok zor geçecekti. Zira İngilizler Rusların ihtiyacı olan silah ve mühimmat ulaştırmak için Gelibolu'ya saldırıya hazırlanmaktaydı. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1914 yılında meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. 1914 yılı hem Osmanlı Devleti'nin son 9 yılının kaldığı hem de çok büyük bir savaşın çıktığı ki adı üzerinde 1. Dünya Savaşı çıktı. Çok önemli gelişmelere yol açan ve günümüzde dahi büyük oranda veya kısmen varlığını sürdüren olaylar zincirinin ilk halkasıdır değerli dostlarım 1. Dünya Savaşı. 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda meydana gelen gelişmeler olayları ise önümüzdeki hafta 1915-1918 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihinde anlatacağız. Videomu buraya
kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta 1915-1918 Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi videomuzda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.